Başladı. Tanrı'nın armağanıdır her gün bizlere. Bugün de aslında Tanrı'nın bizlere sunduğu hediyeyi, yani yeni bir günü beraber yaşıyoruz arkadaşlar. Başladık. Bugün sabah umarım Tanrı'ya şükrederek yeni bir güne başlamışsınızdır. Çünkü her zaman söylediğimiz gibi ailemiz için şükretmek, Tanrımız için şükretmek, doğa için şükretmek, çiçekler, böcekler, doğanın bize sunduğu su için bile şükretmek bize günümüze çok daha enerjik ve daha mutlu ve olumlu başlamamıza yardımcı olacaktır. Arkadaşlar, bizler bir gün İsa Mesih'le yeniden buluşacağız. Sizler şu ana kadar hiç İsa Mesih'in yüzünü görmemiş olabilirsiniz. Belki sesini hiç duymamış olabilirsiniz. Ama bu mümkün. Bu konu için özellikle dua ederseniz Tanrı'nın sesini duymak, onu görmek mümkündür. Ama biliyor musunuz? Aslında belki bu şu an hemen başımıza gelmese bile bir gün mutlaka İsa Mesih'le kavuşacağız ve onunla beraber sonsuza dek cennette olacağız. Cennetin nasıl bir yer olduğunu bilmiyorum ama kutsal kitap bu konuda bize bazı şeyleri anlatıyor. Aslında bugün Tanrı'nın Sözü bölümünde biraz bunun hakkında konuşacağız. Ama şimdi gidelim önce güzelce Ege'ye, Ege'mizi izleyelim. Sonra gezgin bölümüyle güzelce bir dünyayı dolaşalım. Ardından zaten yine Tanrı'nın Sözü'nde buluşacağız. Şimdi nereye gidiyoruz sen çok iyi biliyorsun. Hemencecik Ege'ye. Bir kadının sahip olduğu en fazla çocuk sayısı 69'dur. Dünyadaki ilk telefon rehberinde sadece 50 isim yer almıştı. Cep telefonuyla konuşurken yürüyorsanız, yanınızdan biri geçtiğinde yere bakma eğilimine girersiniz. Barış Manço'nun gerçek adı Tosun Yusuf Barış Manço'dur. Rahmetle anıyoruz Barış abimizi. Ünlü oyuncu Kate Winslet yeni doğan bebeğine Ayı, yani Bear ismini koydu. Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica maaşının %90'ını hayır kurumlarına bağışlıyor ve 1250 dolarla geçiniyor. Galyum adlı bu metalin erime noktası bir insanın elindeki sıcaklıktan düşük olduğundan elinizde tuttuğunuzda sıvılaşır. Arkadaşlar, kısa süreliğine mini kentten ayrılacağız. Çünkü gezgin bölümünde Zi bizi alacak mini kentten, bizi bambaşka bir yere götürecek. Peki acaba mini kenti bırakacak kadar güzel neresi olabilir bilmiyoruz. O zaman öğrenmek istiyorsak hadi bakalım hemen Zi'ye soralım. Zi, Zi'cim acaba bugün bize nerede tur rehberliği yapacaksın? Arkadaşlar, bugün Zi ile beraber Kosova'dayız. Kosova aslında harika bir yer. Ve biliyor musun orada 1.845.000 civarı insan yaşıyor. Yani çok kalabalık bir yer değil aslında. Peki sence orada hangi dilleri konuşuyorlar? Arnavutça ve Sırpça konuşuluyor. Ve oranın başkenti Priştine. Evet minik dostum. Avrupa'nın en genç ülkesi olan Kosova, 2008 yılında Sırplarla savaşarak bağımsızlığını kazanmış. Daha çok yani aslında daha çok yeni bir yer. O yüzden çok ilerlemiş bir teknolojisi yok. Zamanında Roma İmparatorluğu ve Osmanlı Devleti'nin hüküm sürdüğü bu topraklarda her iki döneme ait birçok tarihi eser yer alıyormuş. Zi'nin en sevdiği şey tarihi eserler. Osmanlı'ya dair en çok izlerin bulunduğu şehir ise Prizren. Şar dağlarının eteklerine kurulan bu şehrin ortasında Bistriça Deresi geçiyor. Prizren'den neredeyse her sokak başında ufak ufak tarihi eserler yer alıyor. Bu şirin şehri tepeden görmek ise gerçekten muhteşem. Bizanslılardan kalma kaleye çıkılarak küçük ve şirin bir Osmanlı şehrini andıran Prizren seyredilebiliyor.
Zi bugün çok yeni bir ülkeye gezmeye gitmiş arkadaşlar. Bizi alıp oralarda güzel güzel gezdirdikten sonra canımız ülkemiz Türkiye'ye geri dönecek ve eminim ülkesini yine özlemiştir. Ama Zi'nin en sevdiği şey sırt çantasını alıp farklı farklı yerleri dolaşmak. Bugün de beraber Kosova'daydık. Kosova gerçekten görmeye değer yepyeni bir yer ve aslında yeni bağımsızlaşmış diyebiliriz. Bu yüzden aslında belki de onların neler yaptığını görmek, onların bu uğraşlarına şahit olmak için bir gün belki yolunuz oraya düşerse orayı ziyaret ederken çok eğleneceksiniz bence. Bundan eminim. Arkadaşlar, gezgin bölümünde gezdik, dolaştık. Şimdi Tanrımıza şükretmeye gidiyoruz, tapınmaya gidiyoruz. Müzik eşliğinde Selin ablamızı da zaten özledik. Hadi bakalım gidelim bir göz atalım. Acaba bugün müzikli bahçede neler oluyormuş? Selam arkadaşlar. Selam. Ben ve Maracasito. Ben ve Gitarito. Yine karşılıklıyız. Aynen. Nasılsın Gitarito? Biraz ismini hatırlamakta zorlandım ama neydi diye. Evet. Nasıl unutursun adını? Bayağıdır kullanmıyoruz çünkü isimlerini. Özür dilerim Gitarito. Nasılsın Gitarito? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Hoş geldin aramıza tekrar. Evet arkadaşlar, biz yine birazdan Gitarito'yla, Maracasito'yla birlikte ilahi söyleyeceğiz. Sözlerine şöyle bir bakıyorum, çok güzel sözleri. Ne diyor Selin? Evet. İnsan dış görünüşe, Rab ise yüreğe bakar diyor. Ya bu beni çok etkiledi, çok duygulandırdı. Neden? Çünkü zaman zaman hepimiz böyle düşünüyoruz. Mesela bazen görüntümüzle mutlu olmayabiliyoruz bazı zamanlarda. Ya mesela bakıyoruz, bir arkadaşımızın saçını görüyoruz. Onun saçı benim saçımdan daha güzelmiş gibi geliyor bana. Ya da onun burnu benim burnumdan daha küçük olabiliyor. Hı hı. Ve bazen kendimize o benden daha mı güzel, ben o kadar güzel değil miyim acaba gibi hissedebiliyoruz. Düşünebiliyoruz değil mi? Birincisi, bir kere hepimiz çok güzeliz çünkü bizi Tanrı yarattı. Birimiz diğerimizden daha çirkin değiliz. İkincisi de... Bence Tanrı'nın çirkinlik kavramı yok. Bence yani. De, çünkü evet. O kadar mükemmel yarattı ki evet. Çirkin bir şey yaratamaz yani. Kesinlikle sana katılıyorum. İkincisi ne? İkincisini de sen söyle. İkincisi benim aklıma da şöyle bir şey geldi. Sen daha böyle dışsal görüntüyle evet. ilgili bir şeyden Hı-hı. bahsettin. Benim de aklıma şey geldi. Mesela bazen insanları yaptıkları hatalara göre... görebiliyoruz. Hmm. Mesela sen istemeden bir hata yaptın ve beni kırdın diyelim. Ama gerçekten pişmansın, özür diledin ama ben hala seni suçluyorum ve seni bağışlamıyorum. Ve seni o hatanla görüyorum. Evet. Yüreğini göremiyorum aslında. Ama Rab senin yüreğini görüyor. O pişman yüreğini, özür dileyen yüreğini. Ve insanlar bizi affetmese de Tanrı'nın bizi affettiğini, biz tövbe ettiğimiz zaman Tanrı'nın bizi affettiğini anlayabiliriz evet. buradan. Çünkü o yüreğimizi görüyor yaptığımız Kesinlikle. Şeyden daha çok. Bir de şunu düşünüyorum, kendime de bir ders çıkarıyorum. Ben insanların ne kadar yüreğine bakıyorum. Birisi benden özür dilediğinde ya da bir hata yaptığında gerçekten onu suçluyor muyum hemen? Yoksa onun yüreğini görmeye çalışıyor muyum Doğru. özür dilediği zaman? Evet. Bazen özür dilemese de ben kötüyü görmek zorunda değilim. Evet. Çünkü Tanrı hepimizi yarattığı için bence her insanda iyi bir şey var. Altın gerçekten. Var. Çöpü bulmak çok kolay ama altını bulmak çok zor evet, diye düşünüyorum. Doğru Biz o altını bulabiliriz insanların Kesinlikle. Yüreğindeki değil mi? Doğru söylüyorsun. Bunun için birazcık kazmak gerekiyor Bence belki de. Bazen. Doğru o alışkanlığı edinmemiz gerekiyor evet. ama hemen olumsuz şeyleri görmek yerine diyebilirim ki mesela Nura beni kırdı, çok üzdü ama o aslında çok yardımsever biri normalde. Evet. Belki Öyle istemeden yaptı diye evet. düşünebiliriz. Mesela öğretmeniniz size kötü bir şey söylediğinde, arkadaşınız sizi kırdığında şöyle düşünebiliriz dediğin gibi. Bence onu istemeden yapmıştır. Çünkü baktım bugün okulda benimle boyasını paylaştı mesela. Hı-hı. Ya da bugün okula getirdiği bir krakeri benimle paylaştı. Evet. Ama başka bir şey, kötü bir şey yapmış olabilir ama iyi şey de yaptığına göre iyi şeye odaklanmak evet. ve arkadaşımızı her zaman öyle görmek ve onu öyle hatırlamak en güzeli. Kesinlikle. Biz de bazen istemeden kötü şeyler yapıyor olabiliriz zaten. Hı hı hı. O zaman... Ama sevgi kötülüğün hesabını tutmaz. Evet. İyi şeylerin hesabını Kesinlikle. Tutar. O zaman hadi ilahimizi söyleyelim. Hadi.
gerçek. Kızın yaşı küçük ama yüreği büyük. Rabbi ise yüreğe bakar. 1. Samuel 16:7. Selin çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yine harika şeyler konuştuk bugün ve çok güzel bir hilal söyledik. O zaman yine arkadaşlar sizi insanların içindeki o çöpler yerine altını bulmaya teşvik ediyoruz. Herkesin sakladığı ya da bazen gösterdiği ya da sakladığı bir altını vardır. Evet diyoruz ve bugün de böyle kapatıyoruz. Hoşçakalın. Arkadaşlar, Tanrı'nın sözünde bugün sizlerle paylaşacağım öykünün adı Cennet Rüyası. Bir gün her birimiz cennette olacağız ve Tanrı'yla sonsuza dek ayrılmayacağız. Artık sonsuza dek Tanrı'yla beraber olacağız. Cennetin nasıl bir yer olduğunu çok merak ediyorum. Ama bugün aslında Kutsal Kitabın tasvir ettiği bazı şeyler var. Biraz onlara göz atacağız. Çünkü hangimiz cennetin nasıl bir yer olduğunu merak etmiyor ki? Hepimiz çok merak ediyoruz. O zaman hadi bakalım hemen okumaya başlayalım öykümüzü. Öykümüzün adı Cennet Rüyası. Minik dostum, Yuhanna'yı iyi biliyorsun. İsa'nın öğrencilerinden bir tanesi. Yuhanna aynı zamanda İsa'nın yardımcılarından da bir tanesiydi. Bir gün artık yaşlanmıştı ve bir adada yaşıyordu. Kulağa hoş gelebilir ama aslında böyle Yunanistan'daki adalar gibi ya da Türkiye'deki, İstanbul'daki adalar gibi adalar değildi. Maalesef o bir hapishanedeydi. Önderler onu oraya İsa hakkında konuşmasın, İsa'nın mucizelerini, İsa'nın kim olduğunu, bu müjdeli haberi insanlara anlatmasın diye maalesef oraya koymuşlardı. Bir sabah İsa Yuhanna'ya göründü. Evet, İsa Yuhanna'ya göründü. Yuhanna gözleriyle İsa'yı gördü. Evet, orada hapishanedeki hücresinde. İsa'nın gözleri güneş gibi parlıyordu ama artık İsa göğe çıkmıştı aslında ama Yuhanna'ya göründü. Yuhanna, sana bir sır göstereceğim dedi İsa. Geriye dönüşümle ilgili bu. Sesi gürül gürül akan sular gibiydi. Gördüklerini yaz. Gördüklerini yaz ki Tanrı'nın çocukları bunları okuyabilsin ve mutlu bir heyecanla bekleyebilsin. Aslında bizden bahsediyordu İsa. Bunu bizim de duymamızı ve görmemizi istedi. Bundan sonra İsa Yuhanna'ya müthiş bir rüya gösterdi. Sadece Yuhanna uyanıktı. Gördükleri gerçekti ve bir gün gerçekleşecekti. Bir taht görüyorum. Tahtın üzerinde bir kral var. Ve bu kral İsa. Yuhanna'nın yazdıkları bunlar arkadaşlar. İyi dinleyin. Tahtın etrafında ise insanlar diz çöküp eğilmişler. İsa Mesih krala tapıyorlar. Ona hazinelerini sunuyorlar. Sevinç sesleri ve alkışlamaları var. Alkışlamalar ve bin şelalenin sesine benzer kahkahalar var. Herkes yeni bir şarkı söylüyor İsa Mesih'e. İşte kralımız, biz ölmek zorunda kalmayalım diye. Ölen kuzumuz, kurtarıcımız, onur ve yücelik İsa'ya. Sonsuzluktan sonsuzluğa dek. Sonra da her yerde, her yaratık gökteydi arkadaşlar. Gökte ve yer altında ve denizde olan her yaratık şarkıya katıldı. Yani yaratılmış olan bütün canlılar, bitkiler, çiçekler, böcekler bile İsa'yı öven bu şarkıya katılmışlar. Bir hayal etsenize. Biz müzikli bahçede ilahiler söylüyoruz, tapınıyoruz ya. Bütün canlı varlıkların, sizin çevrenizde İsa'yı tanımayan kişilerin de
böceklerin, çiçeklerin, karıncaların, kelebeklerin, kedilerin, kuşların, köpeklerin hepsinin İsa Mesih'e bu şarkıyı söylediğini düşünün. Sonra da her tarafta kocaman, derin, harika sessizlik. Arkadaşlar sonra Tanrı'nın düşmanını görmüş Yuhanna, biliyor musunuz? Yani şeytanı. Zaten biliyorduk ya, onun hiçbir gücü yoktu bizde. Çünkü bizim yanımızda, kalbimizde İsa Mesih vardı. İşte Yuhanna onu görmüş. Aşağı atılmış ve yenilmiş. Artık sonsuza dek kaybetmiş bu savaşı. Çünkü biz İsa Mesih'le beraber zafer kazandık. Ve dünyanın, bütün evrenin kralı İsa Mesih yeniden tacını taktı ve tahtında oturuyor. Parlak bir kentin göklerde ışıldadığını görmüş Yuhanna. Göz kamaştıran bu kent aşağıya doğru iniyormuş. Cennetten, göklerden ve işte cennet artık dünyaya geliyormuş arkadaşlar. Düşünsenize, cennet bizim yanımıza dünyaya geliyor. Tanrı'nın kenti şahane bir yermiş. Yuhanna onu görünce şok olmuş, büyülenmiş. Duvarları zümrüt ve yakuttan, çok değerli taşlardan. Yolları altınlardanmış. Çünkü orası Tanrı'nın şehri, en değerli yer. Asla kapanmayan kapılar ise incilerden yapılmış. Peki ama güneş nerede bu sırada? Ay nerede? Minik dostum, biliyor musun? Artık onlara gerek yokmuş orada. Çünkü insanların ihtiyaç duyduğu tek ışık Tanrımızmış ve Tanrı zaten orada. Çünkü cennet zaten Tanrı'nın evi. Artık karanlık yok, gece de hiç yok. Işıklar sönse bile artık hiçbir yer kararmıyormuş. Ve kral şöyle söylüyormuş. Bakın, Tanrı ve çocukları birlikte. Artık kaçmak yok, saklamak yok, ağlamak yok, yalnızlık yok, korkmak hiç yok, hastalanmak ya da ölüm yok. Bunların hepsi artık sonsuza dek bitti. Üzücü olan her şey yok oldu. Görüyor musun? Her gözdeki her gözyaşı Tanrı tarafından silinmiş. Artık sınav stresi yok, karanlık korkusu yok, üzücü haberler yok. Artık sadece Tanrımızla sevinmek ve dans etmek var. Sonra da gökyüzünde yıldırımı andıran derin, müthiş bir ses duymuş Yuhanna. Bakın, her şeyi yeniliyorum demiş Tanrı. Yepyeni bir şey yapıyormuş Tanrı. Yuhanna'nın tüm gördüklerini sözcüklere sığdırmak oldukça zor. Sonra da sayfaları sığdırmaya çalışması Yuhanna'nın tabii ki çok zor. Ama elinden geldiğince yazmış Yuhanna. Minik dostum, İsa Mesih sonra Yuhanna'ya şöyle söylemiş. Başlangıç benim ve son da benim. Başından sonuna dek çocuklarımı hiç yalnız bırakmadım, bırakmayacağım. Ve sonunda zorlukların olduğu bu dünyadan onları cennetime götüreceğim. Arkadaşlar, bir gün bizler Tanrı'nın krallığında, cennetinde olacağız. Ve orada bizi üzen, yıpratan, korkutan, utandıran hiçbir şey olmayacak. Orada sadece sevinç olacak. Sadece müzik, belki güzel yiyecekler, güzel doğa. Ama en önemlisi Tanrı'nın varlığı bizimle beraber olacak. Minik dostum, bir gün cennette beraber olacağız. Ama cennete gidene kadar bu dünyadaki görevimiz Tanrı'yı hoşnut etmek, Tanrımızı bütün kalbimizle sevmek ve insanları Tanrı'nın sevgisiyle sevmek. Minik dostum, seni çok ama çok seviyorum. Minik kentte tekrardan buluşmak üzere. Kendine çok ama çok iyi bak. Muah! Hoşça kal. Tam denk geldik be. Nasılsın?
İyiyim Zi. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Ne güzel bak, saatimize uyduk, birbirimizi bekletmedik. Sana domates suyu hazırlamamı ister misin? Vakit kaybetmeyelim. Genç arkadaşlarımıza anlatacaklarımızı bitirelim, sonra içeriz, olur mu? Olur, tamam o zaman. Zi, tabletini getirmişsin yine. Yeni bir yapay zeka geliştirdim. Eskisinden daha iyi yani. Nasıl? Yani yapay zekanı anlatıyordun ya. Hiç anlamıyorum şu an. Ya tableti anlatıyordun Zi. Evet, anlattığımız konularla ilgili görseller tablette görünecek. Nasıl ama? Büyük iş değil mi? Harikaymış. Böylece genç dostlarımızın aklında daha iyi yer eder, değil mi? Evet. Mesela domates suyu. Bak harika ama konudan kopmayalım, olur mu Zi? Tamam o zaman. Aziz Pavlus. Elçi Pavlus'un nereli olduğunu biliyor musun Zi? Zi. Efendim? Cevap vermedin, kaldın öyle. Ben öylesini sordun sandım. Cevabı kendin vereceğiz sanıyordum. Bak ben soruyla başlamak istedim. Tamam. Tarsuslu. Evet, harikasın. Elçi Pavlus doyup büyüdüğü şehri şöyle tarif ediyor. Ben Tarsuslu Roma vatandaşıyım. Kilikya'nın hiç de önemsiz sayılamayacak kentinden. Şiir gibi. Evet, öyle. Tarsus, tarihin her döneminde çeşitli medeniyetler açısından çok önemli bir merkez ve tarihsel birçok olaya tanıklık etmiş bir kent. Mesela? Mesela Persler, Asurlar, Romalılar, Selçuklular, Bizanslılar, Osmanlı İmparatorluğu. Kaç farklı medeniyet yer almış burada. Ama biz bu işin içinden çıkamayız ki mi? Yani hangi beni anlatacaksın şimdi? Hayır, ben asıl konumuza geri döneceğim şimdi. Hı. Roma İmparatorluğu'nun Augustus döneminde İsa'dan önce 10 ila 5 yıllarında doğan Pavlus'a. Harika. Pavlus 15 yaşlarında eğitim almak için Kudüs'e gider. Tarsus'a geri döndüğünde çok bilgili biri olmuştur artık. Ancak memleketinde onu kıskananlar ve çekemeyenler odur. O da tekrar Kudüs'e döner. Süper. Çok teşekkürler anlattığın için. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Burada bitiyor değil mi? Hayır Zi, her şey aslında burada başlıyor. Tamam, dinlemeye devam o zaman. 34 yılındayızdır artık. Sakın hayır bu yıldayız deme bana, tamam mı? Asla demem. O dönemi anlatıyorsun. Anladım. O kadar da değil ya. Evet, Kudüs. Bu sıralarda Mesih İsa'nın öğretisiyle ona karşı olanlar arasında çekişmelere sahne oluyordu Kudüs. Pavlus gerçeği burada görür ve kardeşlerine destek vermeye karar verir. Peki yolculuklar? Evet, yolculuklar da İsa Mesih'i tanımasından sonra başlar tabii. 4 yolculuk var. İlki 47 yılında başlayıp 49 yılında sonlanıyor. Sonraki bölümümüzde ilk yolculuğu anlatıyor olacağız. En heyecanlı yerinde bitirdin ama. Olsun o kadar. Küçük kardeşlerimiz de bizden önce araştırsınlar tabii. Peki ya, Tarsus kenti şimdi nasıl? Keyfi yerinde mi? Yazın eser mi? Kışın yıldırım düşer mi? Biraz genel kültür diyorsun yani. Bak Tarsus, Mersin ilinin en doğusundaki ilçesi. Tahmin edeceğin üzere çokça turistik yeri bulunuyor. Taşkuyu Mağarası, Kleopatra Kapısı, Şelalesi ve ne kilisesi? Aziz Pavlus. Evet, tabii ki. Bir yandan yolculukları anlatırken, bir yandan genel kültür bilgileri vermek adına buraları da anlatacağız. Ben sana bir tane doğru mu yanlış mı sorusu sorayım o zaman. Öyle sorularım var diyordu. Yolla gelsin o zaman. Bekliyorum. Dikkat, geliyor. Evet. Hazır yanı başımızda tablet varken ilki geliyor. E-posta terimi elektronik posta sözcüklerinin kısaltılmış halidir. Doğru mu? Yanlış mı? Hay Allah.
Çok da zor bir soru yahu. Buna zor diyorsan yandın o zaman. Daha neler var be? Yahu latife ediyorum latife. Ne diyor? Ya ne? Şaka diyorum, anlamıyor musun? Şaka yapıyordum. Tamam. Cevap için doğru, evet doğru diyorum. Evet bildin. İngilizce'deki e-mail olarak geçen terimin Türkçesi e-posta. Herkesin bir elektronik posta hesabı var artık günümüzde. Bu harika bir şey. Evet, kesinlikle. O zaman bugünlük bu kadar diyelim mi Ezi? Diyelim. Sonraki bölümde de artık yolculuklara başlayalım ama. Tamam, söz. Hadi bakalım. Sen şimdi domates suyunu yap, ben biraz işim var gideceğim, tamam mı? Süpersin. Hemen, hadi görüşürüz.